Mutfağından merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Malatya usulü karın bumbar dolması yapacağım. Sakatatçıdan temizlenmiş olarak aldığım karın ve bumbarları akşamdan birkaç defa suyun önünde çevirerek iyice temizlenmesini sağladım ve tuzlu suda bekletiyorum. Birazdan yine suyun önünde dönderme aşamasını göstereceğim. Daha sonra bütün malzemeleri bir araya getirip içini hazırlayıp bumbarların ve karınların doldurulması. Tuzlu suda beklettiğim bumbarlar bembeyaz bir hale geldi. Bir adet kuzu bumbar. Yine 2 adet kuzu işkembe. Bunları birazdan sudan çıkarıp temizleyip süzülmesini sağlayacağım. Ve bumbarın etrafındaki yağlar, bunlar da yıkandı. Bumbarın içine doğranacak. 2 baş büyük kuru soğan, bir de birkaç tane büyük doğradım. Bumbarı dönderme aşamasında doldururken bu büyük soğanlarla çevireceğim. 1 bağ maydanoz, 1 kaşık biber salçası, domates salçası da kullanabilirsiniz. İç malzemesi için 1 kase bulgur pilavlık, 1 kase pirinç, karabiber, pul biber, tuz ve yarım çay bardağı kadar sıvı yağ. Şimdi bumbarların suda temizlenme aşamasını göstereceğim. Karın bumbar dolması için iç malzememizin hazırlanması aşamasına geçiyorum. 1 kase bulgurumuz, yıkanmış pirincimiz, bunları yoğurma leğenimize boşaltıyorum. 1 bardak, yarım bardak sıvı yağımız. İsteğe göre biraz karabiber, şöyle acı bir pul biber, acı olduğu için fazla koymuyorum. Yine karabiber isteğe göre bir miktar, karabiberli güzel oluyor. Bunu koyuyorum. Doğradığım kuru soğanları ilave ediyorum. Şu iri doğradığım soğanları dönderme aşamasında kullanacağım için onları bekletiyorum. Maydanozumuzu ilave ediyorum. Bu biraz tuz koyduktan sonra içinden ayırdığım bumbarın kenarlarındaki yağları da şöyle bıçak yardımıyla doğruyorum. Bunu da için içerisine ilave edip yoğurmuş olacağım. İsteyen bu aşamada kıyma da kullanabilir. Ben bu defa kullanmayacağım ama sadece kıyma ve pirinçle yaptığım dolma içi gibi hazırladığım iç malzemesiyle de doldurduğum bumbarlarım oldu. O da ayrı bir lezzet ve tat veriyor. İç malzemelerimizi ilave ettim. Bir yemek kaşığı salçamızı da içerisine bırakıyorum. Yoğurma aşamasına geçmiş oluyorum. Yoğururken biraz su da ilave ediyorum. Çünkü bulgur olduğu için biraz katı bir hamur olabiliyor. Bununla yumuşatmaya çalışıyorum. Şöyle çok iki elimi kullanmadan tek elle hamurun, pirincin, bulgurun salçayla karışmasını sağladıktan sonra doldurma aşamasına geçmiş olacağım. Bumbarın iç malzemesi yoğruldu, hazır bir halde bekliyor. Bumbarların da dönük halde ve suda beklemiş halde olan bumbarların da doldurma aşamasına geçiyorum. Elime şöyle bir soğan alıyorum. Bumbarın dönmesini sağlayacak ve iç malzemesinin dışa taşmasını önleyecek. Şöyle yaptıktan sonra buradan içe alıyorum ve bumbara
doldurmaya başlıyorum. Bunu daha sonra şöyle yakın bir çekimde göstermiş olacağım. Bu bumbarın en kalın kısmıydı. Diğer kısımlar daha ince olduğu için daha rahat dolacaktır. Şöyle dolmayan dönmeyen kısımlarda da zaten kesiyorum. Küçük parçalar halinde yapıyorum. Doldurduktan sonra da bunları ağız kısımlarından iple bağlıyorum. Bu karın doldurma işleminde de kenarlarını dikiyorum. Şimdi dar gelen kısımdan kesip bu kısmı tamamlamış olacağım. Bumbarın doldurma aşamasına devam ediyorum. Kalın olduğu için çok fazla doldurmak istemiyorum. Çünkü pişerken de pirinçler, bulgurlar açılıyor ve sadece bulgur yemiş gibi, iç pilav yemiş gibi olunuyor. Şu şekilde aralarda boşluklar bırakarak bumbarın dolma aşamasını tamamlamış oluyorum. Evet. Bumbarımız doldu. Bu şekilde dolduktan sonra tabii biraz zor süreç. Şöyle kenarların pirinçlerini, iç malzemelerini alıyorum ve belli kısımları tekrar genişleterek her tarafa eşit bir şekilde dağılmasını sağlıyorum iç malzemesinin. Ve daha sonra bunu suyun önünde yıkayarak üzerindeki pirinç tanelerinin dökülmesini sağlayıp tencereye yerleştiriyorum. Elimize aldığımız bumbarın geniş kısmından değil, dar kısmından başlıyoruz doldurmaya. Çünkü geniş kısmında gittikçe genişleyeceği için darın içinden geçemiyor. Soğanla elimize aldığımız soğanı yine döndürmeye çalışıyoruz. Ve şu şekilde baş parmağımız ve işaret parmağımızla bumbarı tutarak sağ elimizden de içine iç malzemesini yerleştirerek doldurmaya çalışıyoruz. Tabii ki kayıyor. Aralarda boşluklar oluşuyor. Özellikle boşluk koyduğum zamanlar da oluyor. Pişerken rahat pişsin, patlamasın diye. Bu şekilde bumbarın sonuna kadar doldurmuş oluyoruz. Şöyle biraz daha seri yapayım. Çıktığını görelim alt uçtan. Çünkü bumbarın dikkat edilecek püf noktası yağlı kısım dışta olacak doldurmaya başlarken. Parlak kısım içte olacak. O dolarken dönüyor zaten. Bu yağlı kısımlar bumbarın içine geçiyor. Pişerken lezzet veriyor. Hem de dolma aşamasında rahat dolmasını sağlıyor. Şimdi uçtan çıktı. Görülebiliyorsa alt ucunda dolan kısımlar, üstte de dolması gereken kısımlar devam ediyor. Çok zevkli aslında. Zor gibi geliyor insanlara. Seven insanlar bunu çok seviyor. Çok isteyerek, severek yapıyor ve zor gelmiyor. Biz de sevdiğimiz için bunu sık sık yapıyoruz. Ve bunun da sonuna geldik. Bu bumbarda dolmuş oldu. Evet. Şöyle bir aralıklı dolmalar oluştu. Bumbarların doldurma aşaması tamamlandı. Çok ince olduğu için biraz zor doldu. Suyun önünde yıkadım üzerindeki pirinç tanelerini ayıkladım. Şimdi bunu bir kenara bırakıyorum. Bunları dolduracağım büyüklükte şöyle kesiyorum. Özellikle şu kısım dolma gibi içi dolacak. Diğer kısımlarında dolacak şekilde makasla ayırmış oluyorum. Şöyle bakıyorum neresi daha rahat dolacak diye kesiyorum. Kestikten sonra biraz iç koyup dikme aşamasına geçiyorum. Mesela şu büyüklükteki bir karın şöyle ikiye katlandığında
güzel bir bu karın dolması olmuş olacak. Şöyle göstereyim nasıl dolduracağımı. Alıyorum içine kumbara içinden hazırladığım içten koyuyorum. Daha sonra iğne iplik yardımıyla dikmiş olacağım. Sanki sarma yapar gibi içine koyuyorum ve kenarlarından dikmiş olacağım. Bu şekilde karınların hepsini doldurduktan sonra dikerken görüşeceğiz. İğne ipliği elime alıyorum. Önceden iğneye takmıştım. Şöyle yakın gösterimde bulunayım. Balkonda olduğu için biraz aydınlık fazla geliyor. Şöyle aşırta aşırta, çok sıkı dikmek gerekmiyor. Çünkü içerisine su alıp iç malzemesinin pişmesi gerekiyor. Elimizden kayabiliyor yağlı olduğu için. Bütün kenarlarını kapatıyoruz. Yani dediğim gibi dikiş, çok fazla dikiş bilmek gerekmiyor. Bu şekilde. Ben burada ipliği kırmıyorum. Aynı şekilde diğer parçayı da başlamışken devam ediyorum. Öyle her defasında iplik kır, iplik tak çok zaman alıyor. Zaten bu süreç zaman alıcı bir süreç. Şöyle pratik olsun diye dikmeye devam ediyorum. Diktikten sonra bunları tencerenin alt kısmına yerleştirip üzerine bumbarları da uçlarını bağlayıp içine içleri dışa çıkmasın diye yerleştirip üzerine örtecek kadar suyla düdüklü tencerede pişirmiş olacağım. Yaklaşık şöyle 40 dakika, kuzu olduğu için 40 dakikada pişecek diyorum kaynamaya başladıktan sonra. Karın dolmalarımızın dikme aşaması da tamamlanıyor. Şöyle son parçayı dikiyorum. Bu aşamadan sonra artık tencereye düdüklü tencereye yerleştirip pişirme aşamasına geçmiş olacağım. Evet, ipimizi de kesiyoruz. Geniş geniş dikmiş olduk. Mutfağa geçiyoruz. Şu şekilde karınlar da doldurulmuş oldu. Doldurulmuş bumbarların iki ucunu birleştiriyorum. Şöyle şu şekilde dolmuştu zaten. Yıkamıştım suyun önünde üzerindeki taneler gitsin diye. Şöyle elime aldığım iple kenarlarını bağlamış oluyorum. Tülin'in mutfağında hazırladığım karın bumbar dolmasının hazırlık aşaması tamamlandı. Şimdi pişme aşamasına geçeceğim. Tencerenin altına öncelikle karınları doldurdum. Sonra üzerine bumbarları yerleştireceğim. Üzerine örtecek kadar suyla pişmesini sağlayacağım. Bağladığım bumbarları da şöyle üzerine yerleştiriyorum. Çok ince olduğu için çok zor doldu. Ama pişince en zevkli hali bu ince bumbarların yenmesi olacak. Şimdi üzerine örtecek kadar su koyuyorum. Kettle'da kaynamış sudan. Ve ocağımızın altını yakıp üzerine bırakıyorum. Kaynamaya başladıktan sonra 40-45 dakika pişecek, altını kapatıp sunum aşamasına geçmiş olacağız. Tülin'in mutfağında yaptığım bumbar ve karın dolması düdüklü tencerede 40 dakika da pişti. Şöyle hem karın hem bumbar. Şimdi sunum tabağına alıp göstereceğim. Tülin'in mutfağında hazırladığım karın bumbar dolması 40 dakikada pişti. Çok lezzetli, çok güzel bir tadı var. Burasının tarifi tulinimutfaa.com web sayfasında bulunmaktadır. Oradan da girip tarifler hakkında bilgi alabilirsiniz. Tulinim Mutfağı'nı beğenmeye, abone olmaya davet ediyor. Herkese hoşça kalın diyorum.